Merhaba, iyi akşamlar. Günden kalanlara hoş geldiniz. Yanımda Burcu Kıratlı'yı gördünüz açılışta her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla ilk durağımız araştırma masası ve Burcu'yla sohbete başlayalım. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dünyanın gündemi aslında ekonomiyi yakından takip eden herkes biraz bugünlerde yapay zeka başlığıyla yatıyor. Çiple kalkıyor. Ortalık fena halde bu gündeme boğulmuş durumda diyeyim yani. Hani negatif bir konotasyon da vermek istemiyorum ama aklıma ilk o sıfat geldi. O fiil geldi. Şimdi bunun tabii ki yansımaları oluyordur. Hem makro anlamda hem de piyasalar açısından. Sen ne gözlüyorsun? Neler var notlarında? Zeynep, şöyle özetleyeceğim sana bugünü ben. Günlerden Nvidia gibi oldu bugün. Öyle ki bu konu öyle bir hype diyorlar ya, öyle bir yere ulaştık ki öğlen Çağlar'la da konuşmuştuk. Bugün aslında benim bu konuyu ikinci el alışım. Hem yapay zeka anlamında hem dünya çip hem de endekslere ve teknolojiye, özellikle teknoloji endeksine olan katkısı anlamında inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Bir kere internette araştırılma olarak Nvidia şu anda dünyanın tam en çok araştırılan konu olmuş. Daha sonrasında yapay zeka, daha sonrasında da diğer yapay zekaya yatırım yapan şirketler araştırılıyor. Şimdi Nvidia bugün neredeyse %30'a yakın yükseldi. Şu an %24'lerde, 25'lerde, hatta diğer endeksleri de kendisiyle beraber hisseleri de yukarıya çekmiş durumda. Apple'ı, Amazon, Microsoft ve Google gibi. Facebook'u zaten piyasa değeri olarak geçti ve ilk 5 sıralamasını değiştirdi dünyada. Yani ilk en büyük 5 hisse arasına girdi şu anda. O sıralamayı değiştirdi. Dolayısıyla insanlar şu anda, hatırlar mısın, Apple'ın bir zaman endeksleri yukarıya doğru, evet, risk iştahını çok yukarıya çekmişti. Bir geçtiğimiz senelerde işte, gerçi o zaman para bolluğu da vardı ama kripto paralarla beraber yine endeksler yukarıya doğru gidiyordu. Böyle bir döngüsellik vardı. Şu anda o döngü tam olarak yapay zeka oldu. O döngünün adı, o gündemin adı yapay zeka oldu. Ne oldu? Nvidia bilançosunun sebebi de çok yüksek geldi. %50'nin üzerinde, Wall Street'in beklenenin %50 üzerinde geldi. Ve bunun en büyük gelir kalemleri de yapay zekadan kaynaklandığını gördük. Ve sonra, daha sonrasında gelen açıklamalar ve yatırımlar da işin nereye doğru gittiğini aslında bize anlattı. Şimdi ne oluyor onu da bakalım bir. Bir kere o kadar çok firma onların müşterisi ki bunları tekrar anlatmayacağım ama anlatacağım şey şu. Şimdi yapay zekadaki tüm dünyayı tabii kasıp kavuruyor. Microsoft ve Nvidia güçlerini birleştiriyor. Zaten bugün yükselenlerden bir tanesi de yine Microsoft oldu. Microsoft Azure programına da, platformuna da yani daha doğrusu. Bu artış düzeni ve yapay zekanın geliştirilmesi için ve devreye alınmasın diyeyim aslında, Azure'u ortaya koyacaklar. Bu yaklaşan ve üretken yapay zeka uygulaması bu hareketlerle beraber yine hızlandırılmış araçlar ve hizmetlerin de yine artırılacağını söyleyebilirim. Bir kere machine learning işi gelişiyor. Makine, yani kendi kendine öğrenen sistemlerin daha fazla dünyada oluşacağını söyleyebiliriz. Ve zeka gelişimlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacak araçlar ve düzenler üretiliyor. Bunlar çok yenilikçi konuşmalar ve fikirler hayatımızda. Ve dünyadaki tüm marketler Azure Market'in iletişimine açılmış. Dünya çapındaki tüm işletmelere. Buna ek olarak yine endüstriyel metaverse uygulamaları için yine Nvidia Omniverse Cloud Platform geliştiriliyor. Yani bunlar ne demek? Bütün bu söylediklerim, biz süre sonra biz hem makine öğrenimi, yapay zeka, nesnelerin interneti, metaverse evrenini çok daha fazla konuşuyor olacağız. Ve bu alanda tabii tedarik sıkıntısını da birkaç gündür konuşuyoruz. Nvidia bir de 2023'ün Ocak ayından itibaren tedariklerin stoklarını yapmış ve diyor ki yılın geri kalanında da bu sıkıntıyı yaşamayacağım ben diyor. Çip üretimde de bir kez bu sıkıntıyı yapıp üretime başladığın zaman zaten karlılığa oldukça olumlu şekilde katkısı oluyor ve yılın geri kalanındaki bilançosunun da aslında fiyatlanıyor bu. Bu firma çip sıkıntısını yaşamayacak ve daha fazla bu alanlara yatırım yapacak olarak bakılıyor. Sonra daha fazla JP Morgan hemen bir araştırma yayınlamış. Daha fazla yatırım yapılacak AI şirketleri nedir diye. Ben de onlara baktım. İstersen beraber konuşalım. İlk olarak Broadcom. Apple burada zaten Qualcomm'la olan anlaşmasını çip yönünde iptal etmişti, çip anlaşmasını, ve Broadcom'la anlaşmıştı. Bu Qualcomm için oldukça büyük bir darbe oldu ve Broadcom için oldukça iyi de oldu. Hem Apple hem Broadcom bu alana yatırım yapan firmalardan bir tanesi. Marvel,
bildiğimiz bu sinema oyun alanında Marvel serisine imza atanlar. TSMC bu dünyanın en büyüğü Tayvanlı bir firma. Unimicron, Invente, eski Hynix, AMD, Intel, ASE ve Hollandalı ASML. Bizi izleyenler hani lütfen araştırsınlar kendileri ama JP Morgan bunların da yapay zeka, ya bu saydığım şirketlerin de yapay zeka yatırım yaptığını, burada şunu da demek istiyor. Bu hisse belki çok yükseldi ve yatırım yapıyor. Hı hı. Bunun gibi diğerleri de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Yaptıkları yatırıma, ödedikleri, geliştirdikleri projelere bakarak bunlara da yatırım yapabilirsiniz demek istiyor aslında. Bunun Nasdaq'a olan etkisine geleceğim şimdi birazdan. Nasdaq şu anda 13-14 bine doğru yaklaşmış durumda. Yine diğerlerine bakarsak, diğer endekslere bakarsak biraz daha artık borç tavanı konusu mu dersin, makroekonomik veriler mi dersin, o potada onları konuşmaya hala devam ediyoruz. Başlıklar arasında yer alıyor ama Nasdaq endeksi için böyle bir şey söz konusu değil. 200 günlük ortalamasının üstüne atan hisseler de çok artmış durumda Zeynep. Yani S&P'de bunun şu anda %7'lik yaklaşık yılbaşından beri getirisi olduğunu söyleyebiliriz. S&P neredeyse bu 200 günlük ortalamasının üzerine atan şirketleri söylüyorum. Nasdaq'ın yarısı kadar belki. Dolayısıyla aslında performans farkını bile anlayabiliriz. Yani S&P'nin şu anda Nasdaq'ın 14.000 seviyesinde 4.200'ün üzerine atamaması bizi aslında çok net bir şekilde endekslerin, faizin, emtianın, artık herkes bir şeyi farklı şekilde fiyatlamaya çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Nasdaq bir teknolojiyi, yapay zekayı, gelişimi çok başka bir şey fiyatlıyor. S&P bölgesel bankacılık stres hala var mı yok mu ben tam anlayamadım. Bakalım faiz artırımıyla bunlar ne olacak bir sonraki turda diyor. MTA kısmı dolar endeksinin yükselmesinden, faizlerin etkilenmesinden etkiliyor ve hala baskı altında. Şu anda bütün bu konuşmaların ortasında gözde olan diyeyim Nasdaq ve teknoloji sektörü. Peki Burcu, çok teşekkürler. Farklı bir bakış açısı, farklı bir yorumlama oldu. Teşekkür ediyoruz ve bir Londra'ya bakalım her zaman olduğu gibi. Ceren'le konuşalım. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle. Ceren hoş geldin. Avrupa cephesinde neler öne çıkıyor? Borsalar, piyasalar neyi fiyatlıyor? Senden alalım. Merhabalar Zeynep. Evet, bugün baktığımız zaman Avrupa borsalarına endeksler kapanışa yakın çok sınırlı düşüşle işlem görüyor. İngiltere borsası %0.5 oranında aşağıda, Alman DAX endeksi, Fransa borsası %0.2 oranında düşüşle işlem görüyor. Stoxx 600 endeksi pozitife dönme çabasındaydı kapanışa yakın. Diğer tarafta bakacak olursak aslında Nvidia rüzgarı Avrupa piyasalarını da etkiliyor. Çünkü Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir olmasına rağmen bugün Avrupa'da teknoloji endeksine yükseliş hızlandı. %2'ye ulaşmış durumda Nasdaq endeksini takiben Hollandalı çip üreticisi ASML hisselerinde yaşanan yükseliş %5'i aşmış durumda. Yani çip şirketlerinin hisselerinde Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da hızlı yükseliş yaşanıyor. Bu da Avrupa'da teknoloji endeksini yukarı taşıyan temel unsur. Diğer tarafta faizlere bakacak olursak bugün İngiltere tahvil faizlerinde yükseliş biraz daha hızlandı. Hatırlayacak olursak biz dün İngiltere'den enflasyon verisini almıştık ve Nisan ayında enflasyon beklentilerin üzerinde gelmişti. Hatta çekirdek enflasyon 31 yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı ve verinin ardından 2 yıllık tahvil faizleri dün 20 bas puan yükselmişti. Bugün ise yükseliş biraz daha hızlandı. Hem 2 yıllık hem de 10 yıllık tahvil faizleri cephesinde hızlı bir yükseliş söz konusu. 2 yıllıklara baktığımız zaman 15 bas puan yükselişle %4,5 seviyesine çıktı. 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 10 yıllık faizler ise 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış durumda. Tabii aslında bu tarih önemli çünkü Liz Truss, yani İngiltere'nin eski başbakanı Liz Truss'ın yaptığı sunumun ardından bütçe karmaşası nedeniyle büyük bir türbülans yaşanmıştı. Hatırlayacak olursak İngiltere'de piyasalarda faizlerde çok hızlı yükselişler yaşandığını görmüştük. Aslında bu son iki günde yaşanan yükselişle birlikte o dönemlere tekrar tahvil piyasası cephesine geri dönülmüş durumda. Sterlin'e bakmak lazım. Sterlin ise Nisan başından bu yana en düşük seviyede. Şu günler, şu saatlerde sterlin dolar karşısında %0.2'lik düşüşle 1.23.30'lar seviyesinde işlem görüyor. Diğer yanda bugün İngiltere'den göç rakamları açıklandı. Bir süredir bekleniyordu ve İngiltere'ye net göç edenlerin sayısı geçtiğimiz yıl 606 binde rekor seviyeye ulaştı. Aslında Brexit'in gerçekleşmesi nedenlerinden
biri de göçü engellemekti. Fakat Brexit öncesi döneminde üzerine çıkmış durumda rakamlar. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı toplantıyla birlikte bugün bu rakamları duyurdu ve rakamların çok yüksek olduğunu ifade etti. Aslında bu yasal göç rakamı, diğer yanda yasa dışı göç de var. Yani hükümetin şu anda mücadele ettiği bir diğer konu. Birden fazla adım açıklamışlardı son günde. Özellikle göç politikasına dönük olarak mesela son açıkladıkları adımlardan bir tanesini de bu hafta duyurmuşlardı. Öğrenci vizelerine dönük olarak, yani İngiltere'ye gelen yüksek lisans öğrencileri artık ailelerini getiremeyecek. Bu tür bazı kısıtlamalar duyurulmuş oldu hükümet cephesinde. Diğer yanda bugün Almanya'dan da büyüme verisinde revizyon gördük ve bu revizyonla birlikte Alman ekonomisi pandemi başından beri ilk kez teknik anlamda resesyona girdi. Sıfır büyüme kaydedilmişti ilk çeyrekte. Yani ilk okuma böyleydi. Fakat bugün yapılan revizyonla birlikte Almanya ekonomisi ilk çeyrekte %0.3 oranında daralma kaydetmiş oldu. Geçen sene son çeyrekte 0.5 oranında daralmıştı. Böylelikle iki çeyrek arka arkaya daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu Alman ekonomisi. Kamu harcamalarında %5'e yakın bir düşüş yaşandı. Hane halkı harcamaları %1.2 oranında geriledi. İmalat aktivitesi kan kaybetmeye devam ediyor. Bu da ikinci çeyrek için umutların iyice azalmasına yol açıyor diyebiliriz Zeynep. Çok teşekkürler. Ceren'in notlarıyla kısa bir araya gidelim. Ardından dönüşte Şeref Oğuz'da gündemi değerlendireceğiz. İyi akşamlar. Günden kalanlara hoş geldiniz. Konuğum Şeref Oğuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Harikayım. Umutluyum. Siz? Güzel. Ben de iyiyim. Şimdi günün içeriden yansıyan başlıklarıyla konuşmaya başlayalım isterseniz. Bugün politika faizi belli oldu. 8,5. Yani aslında öyle bekleniyordu. Beklenti değişmedi. Yine metinde de öyle pek farklı bir durum yok. Biraz deprem kısmında farklılaşan cümleler var. Onun dışında hemen hemen her şey aynı. Şunu sorayım. Siz bu seyrin, yani bu politika seyrinin, bu faiz seyrinin farklılaşmasını öngördüğünüz bir takvim var mı? Var tabii. Açıkçası şu, bu yol hani yanlış geldik ama bu kadar da yürüdük diyen bir grup var. Hı hı. Hükümetin içinde, ekonomi bürokrasisinin içerisinde. Bir grup ise tükettik her şeyi. Bundan sonra mutlaka değişmeksi lazım. Ama bütün bunların hepsinin adresi seçimden sonra. Şimdi mazbatalar alınacak, meclis toplanacak, yemin yapılacak, kabine değişikliği olacak. Ve o çerçevede de yetmeyecek. Belki de 5-6 hatta belki 7 hafta bürokrasinin belirli bir kesimi değişmek zorunda. Hı hı. Çünkü başkanlık sistemi öyle. Başkanlık hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Kadrolar oturana kadar dan sonra açıkçası ben çok köklü olmasa bile çok belirgin değişiklikler kelimesini kullanacağım. Bir U dönüşü beklemiyoruz. Buraya kadar geldik ama bundan sonra böyle gitmeyeceğinden U dönüşü olmasa bile bir L ya da çok geniş tabanlı bir U dönüşünün başlangıcı gelecek. Mesela bugün yolun bittiğine artık çıkmaz sokağa geldiğimizi gösteren birkaç unsur var. 2001'den bu yana ilk defa Merkez Bankası'nın rezervi ekranda daha değil mi negatife dönüştü. Bu nedir biliyor musun? Merkezin cephanesi tükendi. Şimdi merkezin cephanesi hani kuruluş yasası gereği 4. maddesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. Kura belirli bir istikrar sağlamaktır noktasından bakarsan elindeki politika araçlarını çok tersine kullanarak politika araçlarının en önemlisi faizdi. Onu 8,5'a indirerek ta 19'lardan aşağı doğru indirerek hani kurun belirli bir yere gitmesinde yolu açılmıştı. Şimdi bugün de aynı tutarak hatta politika metnini karbon kopyayı da aynı kopyaladıp getirdiler. Bir tek deprem umudunu içine koydular. Herhalde bundan sonra deprem olmaz, daha kötüsü olmaz gibi politika duruşumuz yeterlidir gibi tuhaf bir cümle kullandılar. Tamam, o bir kenara. Ama daha da önemlisi kuru tutmanın noktasında da bazı sıkıntılara geldi. Bunlardan en önemlisi 2021'in aralığı ayında 21 Aralık'ta devreye soktukları kur korumalı mevduat. Bana sorarsan bu dövizin müstear adı, öteki lakabı diyelim ona, onu çevirdik. İşe de yaradı ama maliyeti çok yüksek oldu. Bir bakıyorum da 19 haftada 1 trilyon 30 milyar
liralık bir artışla 2 trilyon 398 milyar liraya, dolara çevirirsek 121 milyar doları aşan bir maliyet. Üstelik işin tarafı, işin tuhaf tarafı artık etkisini de kaybetti. Fiziki araçlar, bu fiziki araçtı. İkinci bir fiziki araç Merkez Bankası'nın bizzat elindeki cephane. Nedir o? Rezervleri. Bakıyoruz şimdi rezervlerin negatife düştü. Ne demek bu? Çok kötü bir şey bu. Yani şu anda Merkez Bankası'nın açıkçası fiili olarak dolara müdahale edecek bir mecali kalmadı. Geriye ne kaldı şimdi? Geriye ya borç alacaksın. Borç alacaksın. CDS'ler 500 civarında dolaşıyor. En son nedir? Bakayım. 674. 500 nereden beri aşağı yukarı bir haftadır 500'lerde dolaşıyor. 700'ü test etti. 700'ün 700 test etti. Şimdi 500-600 civarında dalgalanır. Şimdi mesela 674. Bu ne tefeci faizi. Bunu eğer borç almaya getirirsen dolar cinsinden tefeci faizi. Şimdi ihracat umudumuz değil mi, döviz kazandırmak için bir turizm sezon geliyor. Biraz rahatlama gidecek ama bu rahatlamalar bizim sadre şifa olmayacak. Geriye enteresan son 10 gündür de uyguladıkları bir şey kalıyor. Dövize erişimi zorlaştırmak. Hani 18 yaşından küçüklerin içki alışını yasaklayıp nedir maksat içkiye erişimini, alkole ve sigaraya erişimini engellemekse, şimdi bir bakıma Merkez Bankası gece yarısı çıkardığı kararlarla dövize erişim biraz zor hale getiriyor. Dövize, mesela bankaların dövize erişimi bir bakıma hani yakar top haline getirdi. Öyle enteresan uygulamalar da geliyor ki iş dünyasından kullanımıza, bizzat açıp şikayet ediyorlar. Kardeşim kaç banka dolaşmam lazım? 8-10 bin dolarlık bir ihtiyacım var bunu karşılamak için. Nereye gidersem kapı duvar, nereye gidersem kapı duvar. Hatırlı müşterilerine bir miktar veriyor ama bankalara da söyleyecek bir şey yok. Çünkü bu anlamda bütün dövizler çekilmiş durumda. Bu da rezervler, yani ne oldu biliyor musunuz? Aslında Türkiye'de döviz kıtlığı var da döviz eksikliği yok. Döviz var da yanlış yerlerde artık. Merkez Bankası'nın kasasında değil. İhracatçı da değil çünkü %40'ını zaten alıyorsun. Dövizle iş yapan insan, bak dövizle iş yapan insanlar da ihtiyacı zaten haykırıyorlar. Ya ben diyor dövize diyor %20-30 faiz verilir mi diyor. Mecburum, nasıl verilir diyorum. Hani lira faizini geçti. Çünkü benim buna ihtiyacım var, buna erişmek için her şeyi yapacağım. Peki madem böyle, hani şimdi sormak lazım. Orada yok, burada yok. Hani derler ya, 2 kilo kedi ciğerde, 2 kilo ciğer nerede? Kedi yedi. Kedi nerede? Ciğer noktasında. Şu anda yastık altına doğru ve insanlar fiziki olarak dövizlerini ellerinde, evlerinde, kasalarında tutmaya yönelik bir akım var. Yani bu da neden anlatıyorum? Bunlar bir durum tespitinden ziyade bir sonraki adımda neler bizi bekliyor ve neler olası tedbirler, neler olan noktasından konuşmamız lazım. Tamam. Burada üzüm yemek bizim amacımız. Evet, şimdi oraya geleceğim. Görmek, evet. Tabloyu çizdiniz. Evet. Çözüm noktasını biraz, yani pazartesi itibariyle hızlı yapılması gerekenler. Pazartesi nasıl bir tablo bekliyorsunuz her senaryoda? Hem onu da biraz konuşalım. Çünkü pazar günü bir daha sandık başına gelecek. Evet. İkinci tur için olası senaryolarda pazartesi itibariyle görmeyi beklediğiniz tablo nedir? Bir de şimdi bu çizdiğiniz resmin, yani kur korumalı mevduat içinde, rezervler içinde, bir de diyorsunuz ki yani bir U olmaz ama geniş bir U olabilir, L olabilir. Yani oraya da bir marş koyuyorsunuz. Bunu tabii pek çok kişi her iki olasılık içinde söylüyor. Barındırdığı riskler, ani fren yapmanın bakımından, onun yaratabileceği yan etkiler bakımından bu konuşmalar yapılıyor zaten, bu öngörüler. Her iki senaryoda da. Dolayısıyla hani ne kadar bir süre öngörüyorsunuz, nasıl bir zaman dilimine yayıyorsunuz ve hangi öncelikli adımları bekliyorsunuz? Birinci çözülmesi gereken sıkıntı şu anda piyasanın canını sıkan dövize erişim. Döviz likiditesindeki sıkışıklık. Bunu aşma noktasında mutlak, az önce söyledim, Merkez Bankası'nın cephanesi bitti. Öbür taraftan borçlanamıyorsun, CDS'lerin 500-600'lere varmış durumda. Tamam. Vesaire. Bu çerçevede yapılacak olan iş sanıyorum kim kazanırsa kazansından öte, muhalefet kazandığı zaman birincil olarak öncelikle iktidar da kazanması halinde öncelikle bir mola vereceğiz. Yani bir soluk alacağız. Dövize olan talep seçimin getirdiği doğal olarak sandıklar bir netleşsin noktasında insanlar bir duracak. Hem talepler, pazartesi bir nefes alınacak nefes, her durumda evet. Diyorsunuz. Yani bu neye benziyor? Biz suyun altına gömüldük, havuza daldık. Suyun altına gömüldük, bir yukarı çıkıp nefes alacağız. Nefes aldıktan sonra
işte kim kazanırsa kazansın, mesela bir balkon, diyelim ki mevcut hükümet devam ediyor, balkon konuşmasındaki tutum, muhalefet kazandığı zaman onların balkon konuşmasına benzeri tutumlarını izleyeceğiz. Büyük ihtimalle ki muhalefetinki biraz açıkça belli edildi. Ne diyor? Biz yurt dışından kaynak temini konusunda gerekeni yapacağız. Onlar geleneksel politikalara evet, bu da piyasalara öncelikle bir döviz karmaşasının, döviz kıtlığının getirdiği olağanüstü halleri biraz yumuşatacaktır. Fiziki olarak sıkıntılar devam etmekle birlikte ama piyasada eksik olan şu anda güven. Merkez Bankası konusundaki atılacak adım muhalefet açısından bir rahatlama getirecek. Çünkü bu anlamda dövizin yukarıya gitmesi bir yana gerekiyor, biraz yukarı çıkacak. Çünkü bu kadar baskılandığı bir ortamda mutlaka bir yukarı çıkış yapacak. Ama daha da önemlisi bir güven telkin ettiğiniz zaman piyasalara, bununla ilgili olarak yukarı zıplamasını da bir tavan getirmiş olacaksınız. O çerçeve içerisinde bu hareketli bekliyorum ama mevcut iktidarın olması halinde iki şey bekliyorum. Bir tanesi ekonominin başına bir yeni bir güven verici bir uygulayıcının geleceği, ki Mehmet Şimşek'in sözü ediliyor, bazı diğer isimler var. Lütfi Elvan'ın geri çağrılacağı söz ediyor ki daha önce denenmiş ve piyasa tarafından evet bunlarla iyi gidiyorduk, repütasyonu itibarı olan işçiler. İkincisi ama daha önemlisi asıl bizim Merkez Bankası'nın başına bir güvenilir guvernör geleceğidir. Nedir bu? Çünkü piyasalar açıkçası bunu satın aldıkları zaman size kredi açacaklar. Zaten yeni hükümet mevcut dahi olsa, muhalefet de kazansa genelde bir kredi açılır. Bu da 100 gün kredisidir. Hani meşhurdur, CEO'nun 100 günü derler, hükümetin 100 günü derler. Zaten bizim dememize gerek yok. Gelen hükümet de ilk 100 gün programı açıklar ve genellikle bu 100 günde denilenler hiçbir zaman işte bir yılı dahi bulur ama o çerçevede bir kredi açacaktır. Bu da bizi soluk aldıracaktır. Ama daha önemlisi bunun akabinde kimin ne yapacağı konusunda 3 tane temel tedbir ben öngörüyorum. Bunu daha önce de zikrettim. Kellim kellim la yanfa derlerdi eskiler. Bildiğini şekilde, aynı şekilde tekrar et. Bir tanesi gerçekçi tespit. Yani ben faiz nasılsa gideceğim yer belli işte. Yani faiz sebep, enflasyon sonuç dedik. Yanlış da geldiğimizi gördük. Ama bu kadar da geldik, devam edelim, gidemiyorsun. İkincisi kapsayıcı çözüm. Kapsayıcı çözümü hiç de bir zikrediyorum. Yani toplumun bir kesimine, ekonominin sadece büyüme tarafına, ki seçim ekonomisi neydi? Enflasyonu salalım, bize büyüme lazım çünkü seçime gidiyoruz gibi, tek taraflı değil. Kapsayıcı, hem enflasyon konusu ateşini düşürecek hem büyümeye de bu kadar halel getirmeyecek bir çözüm. Ve üçüncüsü güvenilir uygulayıcı. Nedir güvenilir uygulayıcı? Zaten sen iktidarı da değişmişsin. Yeniden kazanmış olsan bile bu konuyla ilgili olarak zaten bana söylemlerin edin, işte Mehmet Şimşek gibi vesaire gibi yeni kadrolar, yeni anlayışlarla. Muhalefetin zaten tepeden tırnağa ben tamamen bu liyakat üzerine gideceğim söylemleri var. Hatta bu konuyla ilgili olarak isimleri bile zikrediliyor işte. Bunlar içerisinde biliyorsunuz gündeme olan isimler. Şimdi bu çerçeve içerisinde ben bir soluk aldıktan sonra açıkçası ne yapacağını, nasıl gideceğin konusunda inandırıcı tedbirler. Ama şunu da ilave etmek durumundayım. Enflasyonun yukarı çıkmaması konusunda kur korumalı mevduatı kaldıracağım söyleminin bir anlamı yok. Neden? Çünkü yerine bir şey koymadıktan sonra niye kaldırıyorsun? Çünkü eğer onu da kaldırırsan dövize olan akışkanlık öyle bir noktaya gelir ki, eğer yeterince güven vermezsen, bu sefer dövizi niye tuttuk biz bu kadar maliyette? Enflasyona geçişini bu kadar tutabilmek için. Enflasyonu tutabildiğimiz nokta da getirebildiğimiz 60'lı 50'li yerler. Bunun yeniden yukarıya çıkmaması için sizin dövizi artırmamanız lazım. Kur korumalı mevduatın yerine bir şey koymanız lazım. 1994 5 Nisan kararları, bu dönemi hatırlıyorum. Aklımıza gelen çok pahalı çözümler oldu. Nedir bunlardan? Dövize endeksli tahviller. %400, %500 faizli tahvilleri ben hatırlıyorum o dönemde. Hatta o dönemde de yine bir faiz telaşımız tuttu. Ya bu faizleri biraz indirelim dediler ve o sıra 19.500 lira olan dolar, 19.500 lira, bak binli rakamlar o dönem, kayıp yıllar 90'larda. 3 ay içerisinde 42 bin liraya kadar çıkmıştı. Şimdi bütün bu riskler var ama toplamda şunu görüyorum, enflasyonla kalıcı mücadeleyi yapılacak adresi biliyoruz. Hatta gün vereyim size. 31 Mart 2024.
Yerel seçimlerden sonra. Yerel seçim sandıkları kalktıktan sonra artık belki o döneme kadar da belki iki seçim mi birleştirir ondan da emin değiliz. Çünkü bu hengame içerisinde o kadar çok mesaj bombardımana uğradık ki belki bu yeni dönemin hükümeti şekillenince biraz daha dinginleşir bizim bu tahminlerimiz. O dönemden sonra atılacak olan köklü adımlar eğer bedelini ödemeyi razı edersek ve toplumun bir kesiminin diğer kesiminin enflasyonu aktarmasının önüne geçersek ve o dönemde biz asıl kalıcı çözümlerden söz edebileceğiz. Yoksa şimdiki sanayicinin derdi üretemiyorum. Bugün dün İstanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantıları olur çarşamba günü. Ne diyorlar? Bu sefer üniversite sanayi işbirliği noktasındaydık ama sanayicilerle konuşuyoruz. Orada tim başkanı da oradaydı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı da oradaydı. İkisinin de derdi aslında bir yerde çatışıyor. Kardeşim diyor ben sanayici üretmeliyim. Finansa erişemiyorum. Ham madde tedariğinde sıkıntı çekiyorum. Ben sanayi üreteceğim. Tim de diyor ki bana da mal lazım bunu ihraç edebilmek için. Bana da doğru dürüst bir kur lazım. Hani eskiden kızdığımız rekabetçi kur falan dediğim şey ya rekabetçi kur tamam anladık enflasyonu yukarı çıkaracak da bunun da bir oluru yok mu? Ve o sıkıntılar içerisinde biz böyle devam edemeyiz. Mutlaka bu belirsizlik noktasında seçimden sonra biz mutlaka bir hal olalım diyorlar. Ne olacaksak ne yapacağımızı bilelim. O belirsizliğin getirdiği sıkıntı inanın kaosu ve krizi yönetmekten çok daha zor. Dile getirdikleri şu kardeşim biz krizlerle uğraşıyoruz. Kaç senedir krizlerle yaşıyoruz. Ve aşmasını da biliyoruz. 2001'i açtık, 2008'i açtık, 1994'ü açtık, 98 krizi açtık. Yani ama biz bunlarla başarılıyız ama belirsizlik konusu bizi öldürüyor. Fiyat veremiyorum, pazar kaybediyorum. Sıkıntılı sektörler hangileri Şeref? Şu anda en sıkıntılı sektörler açıkçası katma değeri yüksek olan sektörlerimiz ki ham madde girişlerinden dolayı. Bir de istihdam dostu olan tekstil. Bugün sabahleyin de işte tekstil de hazır giyimcilerle beraberdim. Söyledikleri şu kardeşim Avrupa müktesebatı öyle bir geliyor ki kıpırdamana imkan yok. Öyle bir şeyin üstüne geliyor ve dayatıyor. Öbür taraftan benim diyor içerideki işçilik ücretlerini öyle bir hale getirdik ki bu az ücret fazla ücret alıyordu yakınmayı söylemiyorum. Hesap kitap açısından öyle bir noktaya geldi ki yevmiye 1000 liraya çıkan yerler olmaya başladı. Yevmiye 1000 lira ne demek? Yani korkunç bir rakam. Ama diyelim tekstilde bunlar daha düşük ama ben bu maliyetleri nasıl karşılayacağım? Üçüncüsü de herkesin sırtında, ensesinde asılı duran, demokrasinin kılıcı gibi asılı duran durgunlukta ben bunu nasıl baş edeceğim? Kaldı ki uzak doğudaki rakiplerim o kadar yakınıma geldiler ki ben artık bu konuda Avrupa pazarlarından şikayetçiyim. Bir hanımefendi, bir tekstilci hanımefendi dedi ki ya Avrupa madem bu kadar bize dayatıyor vesaire başka yerlere gidelim. Ama orada şu var, en iyi parayı yine onlar veriyorlar. Yani o anlamda yani şöyle söyleyeyim, getirdiğiniz bir çözüm başka sorunları da tetikleyebilecek bir yapı içerisinde şu belirsizlik ortamından neye benziyor? Eskiden evlerde kışın bir uyarı yapılardı. Mangallı olan odada yatmayın, karbon monoksit zehirlenmesi. Şu anda ekonomide açıkçası bir karbon monoksit zehirlenmesi var. Ve havanın açılabilmesi için öncelikle bu sandıklar bir açılsın, bir havalansın ortalık diyorum. Pazartesi açılacak, göreceğiz. Şeref Bey çok teşekkürler. Haftaya yine devam ederiz. Seçim sonrası konuşuruz artık. Size teşekkür edip bankacılık sektöründeki malumunuz aktarıyoruz yapılan değişiklikleri, düzenlemeleri. Geçen hafta gündeme gelen Merkez Bankası'nın bireysel kredi kartlarını uyguladığı, sonra da kaldırdığı bir düzenleme vardı. Özellikle nakit çekim sınırlamasına ilişkin. Konuyla ilgili sektörden gelen yorumları aktaralım ve böylece programı da noktalayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bireysel kredi kartları vasıtasıyla belirli bir limitin üzerinde yapılan nakit avans kullanımı ve kuyum harcamalarının büyük kısmının %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi. Ancak bu kararı birkaç gün sonra kaldırdı. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Merkez Bankası'nın nakit çekim için uyguladığı regülasyonların hacimleri etkilediğini söyledi. Regülasyonlar tüm dünyada var. Aslında kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli tüketicilerin çıkarlarını korumak üzere tüm dünyada bu tarz regülasyonlar gündemimizde var. Dolayısıyla biz de onları ilgiyle takip ediyoruz ve onlara uyumlanıyoruz. Nakit çekimlerde yapılan düzenlemeye istinaden orada bir hacimlerde azalma oldu. Sonrasında tekrar açıldı. Dolayısıyla elbette hacimlere doğrudan yansıyor bu tarz uygulamalar. Şimdi ülkemizde aslında dijitalleşme çok iyi bir noktada. Yani Türkiye'de
yapılan hane halkı harcamasının yaklaşık %45'ini biz kartlar üstünden yapar durumdayız. Banka kartı ve kredi kartının toplamı olarak konuşuyorum. Dünya ortalamasında bu rakam %35 bandında. Yani aslında biz dünya ortalamasının epey ilerisindeyiz. Karttan harcama yapmaya çok alışmış bir toplumuz. 3,5 trilyon TL'lik bir aslında harcama var ülkemizde yıllık olarak. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzerse, kart harcamalarının önümüzdeki dönemde artacağını söyledi. Açıkçası dönem dönem ekonomik koşullara göre Merkez Bankası belli düzenlemelerde bulunuyor. Bu düzenlemelerin çoğunu ve neredeyse tamamını da ekonomiyi belli bir şekle sokmak amacıyla yapıyor. Dolayısıyla yine bu değişikliklerin önümüzdeki dönemde de parça parça olduğunu biz görmeye devam edeceğiz. Ama günün sonunda kredi kartları çokça kullanılmaya, yine müşterilerine bonus kazandırmaya ve taksit yapmaya devam ediyor olacak. Kredi kartı harcamalarına baktığınız zaman biz tüketiciler olarak kredi kartını ayda 15 ila 20 kere arasında kullanıyoruz. Kredi kartını kullanırken de temelde aslında cebimizde nakit taşımak yerine gittikçe daha fazla kredi kartı kullanmaya başlıyoruz. Bu dünyanın her yerinde olan bir trend ve Türkiye'de aslında bu alanda oldukça öncü olan ülkelerden bir tanesi. Biz hem regülasyonlarımız itibariyle hem de müşterilerimizin yeni teknolojilere alışma hızı itibariyle çok önde olan bir ülkeyiz.